Sevgili izleyiciler, programımız devam ediyor. Şimdi birazdan Türkiye'nin zeytinlik gündemine döneceğiz ama önce Türkiye'nin dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sanatçı ve sporcularla bir araya gelişinin görüntülerini yansıttık sizlere. Sosyal medyanın gündemindeydi dedik, tartışıldı o buluşma. Katılan sanatçıları ekrana yansıttık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKM ile ilgili sözlerine vurgu yaptık. Fakat orada bir de Arda Turan mesajı var. Arda Turan mesajını bir dinleyelim öncelikle. Cumhurbaşkanı'nın şu sözleri, şimdi dinleyeceğimiz sözleri Arda Turan'a mesaj olarak değerlendirildi çünkü. Başarılarıyla gençlerimiz arasında birer sembol haline gelmiş sporcularımızdan bu misyonlarına uygun şekilde hareket etmelerini bekliyoruz. Siyasetçi de olsanız, sanatçı da olsanız, sporcu da olsanız milletin gönlünde yer edinmek öyle kolay değildir. Ama bir defa bunu başarmışsanız artık toplumsal bir sorumluluk da üstlenmişsiniz demektir. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu cümleleriyle Arda Turan tartışmasının büyüyeceği düşünülüyor sevgili izleyiciler. Dün de tartışmalıydı yine konu. Türkiye'nin gündemindeydi yine. Fatih Terim çünkü söze girmişti. Arda Turan ona yanıt vermişti. Bir de onları hatırlayalım. Evet. Türkiye'nin futbol direktörü Fatih Terim'in sözleri ve Arda Turan'ın ona yanıtını getireceğiz ekrana. Birazdan A milli takımından biliyorsunuz Arda Turan çıktım diyor. Takımdan atıldığı da ifade ediliyor. Spor dünyasını bu şekilde hoş olmayan, ki biz Cumhuriyet kuşaklarının nasıl bir sporcu istediğini Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinden biliriz. Ona yakışmadığı ifade edilen bir tartışmayla gündemde bu konu. O yüzden önemli istiyoruz ve önemli bulduğumuz için sizlere de yansıtmak istiyoruz. Şimdi dünkü tartışmayı dinleyelim. Olay gazetecilerin uçağa alınma meselesi de değildir. Ben aldım uçağı. Eğer bizim uçakla gelmezlerse gece saat zaten 12'de bitiyor. Makedonya'daki maç. Oradan sonra saatlerce gece sahura kadar direksiyon sallayacaklar dediler. Ben de peki o zaman arkadaşlarımız bizden gelebilir dedim. Ben kendisine de söyledim oyuncunun. Bir uygulama yapacakken oyunculara sormayız biz. Yarın olursa yine alırım. Bu arada da bir şey daha söyleyeyim. Ayrıca da parasını veriyorsunuz. Gazetelerimiz Futbol Federasyonu'na ücretini de ödüyor. Arkadaşlar, kimsenin etrafında dönmüyor dünya. Benim de dönmüyor, kimsenin de dönmüyor. Burada herkes ciddiyetle, ilkelere, prensiplere, disipline uymak zorundadır. Fatih Terim olarak, eğer orada net anlamış olsaydınız, olayı bütün yönleriyle bu kadar kaotik ve bu kadar karmaşık bir olay içerisinde net olarak görmüş olsaydınız, Fatih Terim'in tavrı ne olurdu hocam burada? Aynı uçakla geri gönderdim. Fatih Terim'in bu açıklamalarına tartışmaların odağındaki isim Arda Turan'dan yanıt gecikmedi. Turan, Fatih Terim'le her zaman yüz yüze konuştuğunu ancak aynı şekilde karşılık göremediğini söyledi. Ben milli takımı bıraktım. Arkamdan neden hala konuşma geçiyor? Hayatım boyunca çok içten söylüyorum, her şeyi hocanın yüzüne söyledim. Ama hoca bana söylemek yerine her şeyi basın toplantısında söyledi. Kendisi hocamızdır, o bana oyuncu diyor. Ben bir olay varsa açıkça söylüyorum, anlatıyorum. Benim de kusurlarım, hatalarım var ama şunu anlatmak istiyorum, ben bıraktım. İnsanlarla konuşurum, istişare yaparım ama sırtımı sadece Allah'a dayarım. Milli takıma artık dönmek istemiyorum. Oraya daha fazla şey verebileceğimi düşünmüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü açıklamalarından sonra bu tartışmanın devam edeceğini anlıyoruz sevgili izleyiciler. Şimdi günün konusu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bir tasarı gündemdeydi. Zeytinlik talanı olarak ifade edilen o tasarının o maddesi, zeytinliklerin talan edilmesi maddesi komisyona geri çekildi. Bir rahatlama, bir tansiyon düşüklüğü elbette yaşattı bu da ama
komisyon her an görüşebilir ve o tasarı her an gündeme, genel kurul gündemine gelebilir endişesi var. Okan Gaytancıoğlu bizlerle birlikte, hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın. Günaydın. Şimdi geçmeden önce meclis seyrine Balıkesir'den bir haber var. Balıkesir'in Edremit ilçesinde CHP Edremit İlçe Teşkilatı'nın organize ettiği bir çağrı var. Zeytinlik yasa tasarısına karşı çağrıyı ekrana, ortak akıl çağrısını ekrana taşıyalım sevgili izleyiciler. CHP'nin milletvekillerinin de katıldığı Edremit Belediye Başkanı'nın başkanlığındaki bir toplantı gerçekleştirildi. Ve zeytinlik yasası için ortak akıl çağrısında bulunuldu. Başkan Saka, çoğu ağaç arasında insan yaşamaya başladığında yok olur gider ama zeytin ağacının insan eli değdikçe o zeytin ağacı daha da güzelleşir ifadeleri dikkat çekiyor. Zeytinin ne olduğunu, sadece tabakta, kahvaltıda, mezesi ve bardakta yağ olmadığını, zeytinin bir kültür olduğunu anlattılar bu toplantıda. Bu kültürü yaymanın, belki de bu kültürü tüm Türkiye'ye yaymanın zamanı, maden lobisine karşı. Evet, Namık Kavuççan'ın da sözleri var sevgili izleyiciler. Ortak akılla karar verilmeli zeytin konusunda. Evet, dün de bir haber İzmir'den vardı. Zeytinciler Foça'da bir araya gelmişlerdi ve seslerini duyurmaya çalışmışlardı. Ankara'ya geldiler, geçen hafta bakanla görüştüler ve madde geri çekildi komisyona. Ama bu bizi rehavete kaptırmasın galiba. Kesinlikle. Durum nedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu anda sizden alalım bilgileri. Evet, çok teşekkür ediyorum. Nedense Adalet ve Kalkınma Partisi bu zeytinlere bir saldırı düzenliyor. Fakat bizim baskımızı görünce geri çekiyor. 6 defa biliyorsunuz bu yasa geldi. 2002 yılından beri bakın AKP iktidar olduğundan beri zeytinliklerle uğraşıyor. Yani zeytinlikleri talan yasası diyoruz. 6 defa meclise geldi, reddedildi. 7.ye geldi, yine büyük tepki. İktidarıyla, muhalefetiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ciddi bir muhalefeti oldu. Belediye başkanlarımızın çoğu hem açıklama yaptılar hem kendileri zeytin yetiştiriyorlar. Zeytin ağaçları var. Bugün de meclise gelecekler. Genel başkanımıza zeytin dalı uzatacaklar. Çünkü biliyorsunuz barışın sembolüdür zeytin. Kardeşliğin sembolüdür. Birlikte yaşamanın sembolüdür. Şimdi tabii zeytinliklerin bulunduğu yerler genelde deniz kenarları, kıyı kenarları, böyle sayfiye yerlerine yakın maden ocakları olduğu söyleniyor. İktidarın da gözünü paradan başka bir şey görmediği için, talandan başka bir şey görmediği için nerede bir deniz kenarı varsa biz diyoruz ki ne kadar güzel bir deniz var yanında, ne kadar güzel bir ağaçlar var. Onlar da şunu diyorlar: ya burayı ne güzel bir otel yapılır, ne güzel bir alışveriş merkezi yapılır. Onlar öyle bakıyor, biz doğayı koruyalım diye bakıyoruz. Çünkü biz gelecek nesilleri de düşünüyoruz. Sürdürülebilir kalkınma denilen kavram budur. Bizden sonraki kuşaklar da yaşasınlar. Onlar da zeytinlikler altında üretim yapsınlar. Ve her zeytin ağacı bir fabrikadır, biliyor musunuz? Hı hı. Yani çünkü bir zeytin ağacının ömür biçilemez. 200 yıl yaşayanı, 500 yıl yaşayanı var. Koruma altına alınması lazım. Cumhuriyeti kuran o bilge insanlar Atatürk'ün direktifiyle 1937 yılında Atatürk direktif veriyor. Bir yasa çıkartın diyor. Koruma altına alın diyor. 1 Ocak 1939'da bakın Atatürk'ün ölümünden neredeyse 7-8 ay sonra bir yasa çıkıyor ve o yasayla biz hala zeytinliklerimizi koruyoruz. Yani Cumhuriyet'ten beri korunan ağaçlar ve Türkiye hem zeytin ağacı sayısı bakımından dünyada ilk 4'te ve zeytinyağı üretim bakımından da dünyada sayılı ülkeler arasında. Tıpkı fındık gibi aslında dünya piyasasını etkileyecek bir gücü olmasına rağmen üretim Aynen. kapasitesi açısından Doğru. ama bunu da sağlayamayan bir ülke Türkiye. Aynen. Yasa meclise geldiği zaman Tarım Komisyonu'na gelmedi. Ben Tarım Komisyonu üyesiyim. Ancak tüm milletvekilleri istedikleri komisyona gidip konuşma yapabiliyorlar. Şimdi dediler ki gelin, aman yasa geldi. Biz hemen Sanayi Komisyonu'na gittik, Tarım Komisyonu'yla ve ilk sözü ben aldım. Dedim ki anne sütünden sonra en sağlıklı bir gıda zeytinyağı. Ben de yasanın adını gördüm. Üretim reform paketi. Üretim deyince daha fazla zeytin ağacı dikeceğimizi, zeytinlikleri daha çok koruyacağımızı, daha fazla zeytinyağı tüketeceğimizi zannediyorum. Çünkü kişi başına zeytinyağı tüketimimiz 2 kilogram. Çok düşük. Yani zeytin ağacı varlığımız açısından baktığımızda ve zeytinyağı tüketimi açısından baktığımızda... Ve sağlık açısından baktığımızda. Ve sağlık açısından. Çünkü ben 80 milyonu sağlıklı beslemeyi düşünen bir partinin temsilcisiyim. Biz diyoruz ki Cumhuriyet sağlıklı nesiller ister.
aynı zamanda fikren sağlıklı, aynı zamanda zihnen sağlıklı ve bedenen sağlıklı nesiller ister. Onun için de zeytinyağı tüketelim. Bu da bizim için bir nimet. Akdeniz kuşağında yaşıyoruz ve o kuşakta bu ağaçlar var. Hem barışın sembolü olmuş, hem kardeşliğin sembolü olmuş, hem de sağlığın sembolü olmuş. Şimdi bakıyorsunuz Girit Adası'nda, yani o kuşakta yaşayan insanlar 100 yaşı devirmişler. Yani şimdi niye biz bu yağı tüketmeyelim, daha fazla niye şey yapmayalım? Ama sıkıntı nedir burada? Şimdi Sanayi Bakanı getirdiği için ben zannettim ki herhalde bizde bir marka problemi var. Ki yıllardır bir marka problemi olduğunu düşünüyoruz. Niye? Çünkü biz zeytini sıkıyoruz, zeytinyağı olarak satıyoruz. Bizden alan İtalyanlar ve İspanyollar kendi markalarını basıyorlar ve kendi markalarıyla belki 5 kat pahalıya dünyaya servis ediyorlar. Şimdi bizim bunu yapmamız gerekirken, yani bir Türk markasının dünya piyasalarında çıkıp zeytinden daha fazla katma değer elde etmemiz gerekirken biz ne yapıyoruz? Var olan zeytinliklerimizi yok etmeye çalışıyoruz. Halbuki buradaki sorun budur. Ben dedim ki Sayın Bakan, ben buraya geldim. Yeni zeytinlikler dikeceğiz, zeytinde yeni markalar oluşturacağız, zeytinyağında dünya piyasalarına hakim olacağız ama siz var olan zeytinlikleri satıyorsunuz. Tabii biraz bozuldular. Sonra bizim bu tüm milletvekillerimiz, yani sadece sanayi komisyonundaki arkadaşlarımız değil, diğer milletvekillerimiz, tarım komisyonunda veya diğer komisyonlarda olan milletvekillerimiz tepki gösterdi. Yasanın 2 ve 3. maddesini geri çektiler, 4. madde kaldı. 4. maddeye de biz itiraz ettik. Hatta çekilmeden saatler önce bütün Ziraat Mühendisleri odaları, kimya mühendisleri, çevre mühendisleri, gıda mühendisleri meclise geldiler ve bir gün önce dikilen zeytin ağacının önünde biz bir basın toplantısı yaptık. Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesine dikilen. Evet, arkadaşlarımız tarafından dikilen. Dedi ki bakın bunu yapmayın. Çünkü siz 4. maddeyi iptal etmediniz, her şeyi kurula havale ediyorsunuz. Kurulda kim var? Kurulun başkanı vali. Biz sizlerin kurullarına güvenmiyoruz. Ve yine benim... Ha, çıkmış kararlar var zaten. Hani güvenmemeniz var. İçin elde done var anladığım var. Kadarıyla. Peki Yüksek Seçim Kurulu'na güvenebiliyor muyuz? Şimdi güveniyorduk ama 16 Nisan akşamı güvenmediğimiz ortaya çıktı. Tüm Türkiye'nin gözleri önünde hayırlar fazla çıkmışken bakın ne yaptılar? Bir oyunla... Yani gedik açtırmamaya çalışıyorsunuz. Aynen. Yasada benim anladığım kadarıyla. Aynen. Bu çünkü taslakla. Bakın örneğin 200 tane zeytin ağacının olduğu bir koya bu kurul gelecek. Diyecekler ki bu kurulun bu koyun değeri 200 milyon dolar. Yani oradaki ağaçları bakmıyorlar. O koya bakıyorlar. Buradaki zeytin ağaçlarının önemi yok diyecekler. Buna göre rapor düzenleyin diyecekler. Kurula da baskı yapacaklar. O kuruldaki çoğu insan birçok bakanlıkta çalışıyor. Şimdi bakanlıkların kimlerin güdümünde olduğunu biz biliyoruz. Liyakatin olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla bu kurulların etkili olmayacağını biliyoruz. O yüzden biz yasaya karşı çıktık. Şimdilik geri çektiler. Ne olacağına geleceğiz de şunu anlamaya çalışalım. Bir örneğin Yeni Çağ Gazetesi yazarlarından Arslan Bulut şeker pancarıyla ilgili süreci 2001 krizinden sonraki o ekonomik canlanma programındaki dış baskıyı dayatmayı hatırlattı. Zeytinliklerle ilgili de böyle bir şüphe beyan etti. Sizde de böyle bir şüphe var mı? Var tabii ki. Bu maden şeker, meselesine. Şeker kurulu, tütün kurulu bakın kurullar oluşturdular o zaman da tütünde biz net İhracatçıydık. Türk tütünü dünya piyasalarına gidiyordu. Türk insanı yani sigara sağlığa zararlı ama Türk sigarası içiyordu. Şimdi piyasada satılan sigaralara bakın bakalım hiç yerli sigara kaldı mı? Ve Türkiye üstüne üstlük yılda 400-500 milyon dolarlık tütün ithal ediyor. Kendi üretimini kendi ülkesinde katma değer olarak sunamayan bir ülke. Aynen öyle. Geliyor. Geldiler bütün sigara fabrikalarımızı satın aldılar 1.7 milyar dolara stoklarındaki tütünlerle birlikte ve hepsini kapattılar. Fabrikaların hepsini kapattılar. Niye? Çünkü Amerikan Virginia tipi tütüne ön açılsın diye bunu yaptılar ve insanları şimdi Amerikan sigarasına alıştırdılar. Zeytinle ilgili böyle bir şey mi var? Bir zeytinle ilgili olabilir. Yani zeytinlikleri dediğimiz gibi bizim varlıklarımızı ele geçirip az önce benim söylediğim markalama olayını kendileri yapabilirler. Yani kendi ülkemizde biz emperyalist düzenin esiri olabiliriz. Yani yabancılar gelir bizim o koylarımızı, zeytinliklerimizi yeri geldiğinde satın alır ve bizim şu an paraya dönüştürdüğümüz yani üreticinin zeytinyağı fabrikalarına ya da Marmara Birliği'ye sattığı, Tarış'a sattığı ürünü bu sefer kendileri tekel oluşturup çok düşük fiyatlarla ürettirip dünyaya satabilirler. Kendi markalarını bizim ülkemizde kendileri oluşturabilirler. Niye bunu biz izin verelim?
Maalesef. Şimdi meclis seyrine tekrar dönelim. Komisyona geri çekildi. Komisyon ne zaman toplanacak belli değil. Her an toplanabilir mi? Her an toplanabilir. Dün yasanın diğer maddeleri, yani bu bir torba yasa. Şimdi bakın, aynı yasanın içerisinde, üretim reform paketi içerisinde biz neleri tartışıyoruz? Zeytinlikler vardı, şimdilik geri çekildi. Meralar var. Esas konu bu akşam yine tekrar gelecek ve ben de yasanın genel kurul gündemine gelecek. Geneli üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşlerini açıklayacağım. Meraları da 20 yıllık ot parasını veririz. Biz bu meraları istediğimiz gibi kullanırız mantığı var. Biz buna karşıyız. Kıyılara binalar yapılması söz konusu. Aynı yasa içerisinde. Aynı yasa içerisinde üniversitedeki akademik personelin özlük hakları var. Akademisyenlere, özellikle milletvekili olan akademisyenlere, üniversitelerine döndüklerinde milletvekili seçilemediklerinde kıyak maaşlar var. Biz buna karşıyız. Yani niye karşıyız? Çünkü zaten torbada yokmuş bu arada. Torbada her şey var. Yani bunlar olur mu? Bir de sanayiciye sağlanan bir takım kolaylıklar var. Biz buna destek veriyoruz. Ama akademisyenlerin ne işi var? Zeytinliklerin ne işi var? Meraların ne işi var? Kıyıların ne işi var? Bir de iş güvenliğiyle ilgili. Bakın, yıllardır dediler ki çok iş kazaları oluyor bizde, biliyorsunuz. Meslek kazaları, iş kazaları, işte asansör birden yere çakılıyor ya da işçiler düşüyorlar ya da Tuzla'daki tersanede özellikle boya yapan işçiler boyadan zehirleniyor ya da çeşitli iş kazalarına uğruyor. İş güvenliği uzmanları yetiştirdik biz. Yaklaşık 3-4 yıldan beri sertifikalar veriyoruz, sınavlar yapıyoruz. Bir sürü mühendis, bir sürü konuyla ilgili eleman bu belgeleri aldılar ve yasa 2017 yılında yürürlüğe girecekti. Yani her fabrika, her işletme eğer sorunlu bir iş yapıyorsa bir iş güvenliği uzmanından teknik yardım alacaktı. O iş güvenliği uzmanına da bedel ödeyeceklerdi. Bu güzel bir şey. Niye? Biz çünkü iş kazalarını önlemek istiyoruz. Bakın, bir baret, bu hani kafaya takılan baret var ya, en kullanılabilir olanı, yani çok pahalı da değil, 16 lira. 16 liraya o bareti taktığında insanın siz kafasına gelebilecek her türlü şeyi... Ama maliyet olarak görüldüğü için biz insanlar... Evet, bu maliyet olarak görülüyor. Bu yasayı da şimdi 2020 yılına ertelemeye çalışıyorlar. Biz buna da karşıyız Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Yani niye insanlarımızın 1400 lira maaşa zaten çalışıyorlar, İş güvenlikleri sağlam kalsın. Yani bu yasanın içerisinde sözde adı üretim reform paketi ama üretimin önünü açmak için her şey yok. Neler var? İlgili ilgisiz şeyler var. Yani ve bir tane madde var. Araştırma görevlilerinin özlük hakları, güvenceleri ortadan kaldırılmak isteniyor. Bu da yanlış. Yani bir araştırma görevlisi geleceğin bilim adamıdır. Çalışmalarında... Biz sadece zeytinlikleri kaybetmiyoruz anladığım kadarıyla. Her şeyi kaybetmeye çalışıyoruz. Torba yasayla beraber. Aynen öyle. Aynen öyle. Meralar dediniz, biraz onu açar mısınız? Sonuçta kıyılar ve meralar da önemli. Zeytinlikleri kurtarsak bile... Meraları mı kaybedeceğiz, kıyıları mı kaybedeceğiz? Hani oradaki mücadele alanı biraz zayıf kalmış zeytinlikler öne çıkınca anladığım kadarıyla. Bakın, meralar konusuna biz çok hassasiyet gösteriyoruz. Neden? Çünkü mera bedava yem kaynağıdır. Yani hayvanlar gıdasını oradan temin ederler, ucuza temin ederler. Bu meraların korunması lazım. Meralar da anayasa en büyük yasa. Anayasal olarak korunmuştur. Çünkü hayvanın gıdasıdır. Köy tüzel kişiliklerine devredilmiştir meralar. Yani siz köye sormadan o meralara bir şey yapamazsınız. Sonra bütün şehir yasası çıkardılar. Bunu büyükşehir belediyelerine devrettiler. Yani bir yol açmaya çalışıyor AKP. Şimdi bu yolu daha biraz genişletmeye çalışıyor. Diyor ki ya bazı meralar eski vasfını kaybetmiş. Biz buralara inşaat yapalım, kurullar oluşturalım. Halbuki mera kurulları var. Çok iyi çalışır bu mera kurulları. Mera vasfını kaybettiği zaman zaten oralara bir şey yapabilirsiniz. Ama önemli olan mera vasfını kaybetmemesidir. Niye? Çünkü biz o meraları sulayalım, gübreleyelim ki hayvanların besin maddesi artsın. Hayvanlar beslendikçe bize ucuza süt ve et versin. Biz de dünyadan ithalat yapmayalım. Hayvan ithalatına milyarlarca dolar para ödüyor bu ülke. Kırmızı ete milyarlarca dolar para ödüyor. Biraz sonra göstereceğim nasıl hayvanlar Türkiye'ye geliyor. Hemen bakalım mı, merak bakalım. Ettim. Hemen bakalım. Yani biz kayıplarımızın yanı sıra kültürümüzü de yitiriyoruz. Az evvel zeytincilik kültür denildi. Hayvancılık da bir kültür nihayetinde. Bu hayvanlar böyle basında çıktığı için. Şu kameraya yansıtabilir miyiz? Tabii. Evet. Bu hayvanlar ithal ediliyor. Gördüğünüz gibi. Bu bir soruyorum, niye eyvah diyorlar, bu ne biçim hayvan? Şu bakın, çamur içerisinde böyle hayvanlar perişan.
Dün bununla ilgili biz genç soru verdik. Tarım Bakanı hakkında genç soru verdik. Bunu niye söylüyorum? Çünkü genç sorunun meclise gelişi ve konuşulma saatlerinden bahsediyorum. Mecliste biliyorsunuz TRT 3 naklen yayın yapıyor. Salı ve Perşembe günleri. Salı, çarşamba, perşembe. Saat 14 ile 19 arası. 5 saatlik bir yayını var. TRT 3'ün naklen yayın yapmadığı günler pazartesi ve cuma günleri. Şimdi gen soruyu pazartesi gününe getirdi AKP. Niye? Biz bunları konuşmayalım. Yani Tarım Bakanı. Toplum duymasın. Toplum duymasın. Yani Türkiye'nin böyle hayvan ithal ettiğini duymasınlar. Ya da işte bakın Faruklar akrabalarını devlette müdür yaptı. Ya da şeylere tarım kredinin, çünkü tarım krediyle ilgili verdik. Tarım kredinin 13 tane şirketine hep AKP'li eski vekiller, eski milletvekili adayları, eski belediye meclis üyeleri, üyeler atanmış. Yani her şirketinde dünya kadar AKP'li var ve genel müdürün maaşını sorduk biz. Dedik ya bir soru soruyoruz. Çok zor bir soru değil. Genel müdür 100 milyon lira maaş alıyormuş. Bulamadım onu, getirmemişim herhalde. Ha, buldum. Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü'nün maaşı 100 bin liradan 30 bin liraya inecek diye bir yazı var. Şimdi 30 bin lira maaşı kim alıyor Türkiye'de? Bırakın 100 bin lira alıyorlarmış. Ne zaman? Bu bir yıl önceki haber. Ben de bunu soru önergesi olarak sormuşum. Cevap gelmemiş. Cevap gelmeyince bu cevap gelmeyenleri ben biriktirdim. Genç soru verdim. Partimiz de bu genç soruyu gündeme getirdi. Genç soru yasa gereği 10 gün içerisinde görüşülür ve bakan da geldi. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Eğer biz anayasa değişikliği yaptık ya, 2019'dan sonra bu hayırlar baskın çıkmıştı. Eğer biz bu hayır cephesini çoğaltamazsak, 2019'da başarılı olamazsak bir daha meclise bakanlar da gelmeyecek ve konuşmayacaklar. Genç sorusu dikkate bile almıyor. Zaten hani şu anda AKP'nin oy çokluğuyla reddediliyor. Gündeme alınması bile değerlendirilemiyor ama hani gündeme dahi getiremiyoruz. Sadece ilk gün işte aynen. Siz gündeme alınması görüşmesinde gerekli konuşmaları yapıyorsunuz. Bu bile kalmayacak yani. Şimdi elinizde. Bakın ne kadar çok çekiniyorlar ki. Pazartesi günü getirdiler. Sorularınıza yanıt bulabildiniz mi bu arada? Hiçbir soruya cevap vermedi. Üstün kapalı, sadece genel müdürün maaşı ne kadar diye sordum ben. 20 bin lira dedi. Şimdi 13 tane şirketten de maaş aldığını biliyoruz. Onları söylemedi. Yani sadece diyor ki ya işte Kemal Kılıçdaroğlu'nu yanlış yönlendiriyorlar. Halbuki bakın zeytinliklerle ilgili biz yanlış mı yönlendiriyoruz? Diyor ki genel başkanımız Atatürk'ün de diyor bu işte diyor imzası var diyor. Niye? Atatürk 1937 yılında daha ölmeden önce direktif veriyor. Zeytinliklerle ilgili yasa çıkartın. Yasa da 39'da çıkıyor. Yani Atatürk'ün ölümünden 2-3 ay sonra çıkıyor. Ama sonuçta Cumhuriyeti kuranlar kim? Cumhuriyet Halk Partisi ve Atatürk'ün silah arkadaşları. Atatürk'ün yerine İsmet İnönü geliyor. Yani ülkede bir devamlılık var. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi ve yöneticileri sürekli gündemi değiştirmek, konuları saptırmak için işte yok sanatçılarla iftar yapmalar, gündem saptırılıyor. Halbuki Türkiye'de bakın çok ciddi olaylar var. Şu zeytin meselesi, meralar konusu. Gündemde bunlar tartışılmıyor. Ne zaman geliyor meclise? Hep saat 7'den sonra, televizyonların yayın yapmadığı saatlerde. Gen soru ne zaman geldi? Pazartesi günü geldi. Yani biz tarım kredi kooperatiflerinde dönen dolapları incelemeyelim. Tarım Bakanlığı'nın Türkiye tarımını iyi yönettiğini anlatmayalım. Türkiye tarımı şu anda gerçekten can çekişiyor. Bakın AKP Türkiye'de iktidar olduğu 2002 yılında bütün çiftçilerin borçları tam 1 milyar liraymış. Şu an tam 80 milyar lira. Ve bütün borçlara yapılandırma yapıyorlar. Nedense çiftçinin borcunu yapılandırmıyorlar. Bu bir hükümet politikası. Bunu bilerek yapıyorlar. Niye yapıyorlar biliyor musunuz? Köyden kente göç etsin insanlar. Tabii çiftçilerin de tavır ve tepki göstermeleri gerekir. Kütahyalı kadınları gördük örneğin. Evet. Daha sonra yine kadınları ön saflarda gördüğümüz başka olaylar. Sadece kadınları görüyoruz ön saflarda da bu aralar. Onun için hatırlatayım istedim ben bir. Aydın'dan geldi son görüntüler. Yine kadınlar tepki gösterdiler. Böyle doğasına, toprağına, suyuna sahip çıkma anlamında
bir uyanış var ama sanırım herhalde AKP'yi etkileyecek kadar değil. Zira hala oy aldıkları özgüveniyle çaba sarf ediyorlar sanırım kendilerince. Evet ama biz tabii yılmayacağız. Sonuç değiştirecek bir organizasyon düşünülüyor mu? Hani bu zeytinliklerle ilgili hemen müdahale edildi ama mesela meraları kaybediyormuşuz. Meclis gündeminde bu konu tartışılırken siviller, sivil oluşumla sivil tepki yaratacak bir düzenlemeniz var mı? Var. Yani şöyle biz... Eğer zeytinlikler yasası geri çekilmeseydi bugün Ankara'da büyük bir eylem planlıyorduk. Yani bütün Türkiye genelindeki ziraat mühendisleri odaları, kimya mühendisleri, çevre mühendisleri bütün herkese bilgiler vererek otobüslerle Ankara'ya gelmelerini istiyorduk ve büyük bir toplantı, büyük bir gösteri yapmayı planlıyorduk. Ama yasa geri çekilince bunu şimdilik erteledik. Ama biz sonrasında yasa geri çekildikten sonra tekrar bir toplantı yaptık. Bunların dedik niyeti iyi değil. Eğer böyle bir şey gelirse biz hazırlıklı olalım. Hep beraber bu işe karşı duralım. Çünkü yani bu ülke bizim. Bugün AKP iktidar, yarın gider ama götürdüklerini biz geri almakta çok zorlanırız. O yüzden şimdi burada direnelim diyoruz. Direnelim diyoruz. Evet. Her an gelebilir mi hakikaten Meclis Genel Kurulu'na? O anlamda bir hazırlık var mı? Ne hissediyorsunuz AKP'lilerin tavrında, tutumunda? AKP'lilerin ne olduklarını çok iyi biliyoruz biz. Yani olmaz diyorlar, bir bakıyorsunuz ertesi gün getirmişler. Yani apar topar sanayi komisyonundan bir günde bu yasayı indirdiler. Şimdi ne zaman ne yapacaklarını inanın bilmiyoruz. Çalışacağız diyorlar, bir bakıyorsunuz kendileri gelmiyorlar. Yarın ne yapacağız diye soruyoruz. Hı hı. Onlar da bilmiyorlar. Yani çünkü bir kişiden talimat aldıkları için, her şeyi bir kişi belirledikleri için onlar da bilmiyor. Yani bir ay sonra ne olacak örneğin veya 15 gün sonra ne olacak? Hadi 15 gün de çok uzun. Bir hafta sonra ne olacak onlar da bilmiyor. Meclis tatile mi çıkacak? Meclis çalışacak mı? Bakın daha bir sürü KHK'yı görüşmedik. Dünya kadar KHK, kanun hükmünde kararname... Biliyorsunuz bir meclise kanun gelmiyor bile. Gelmiyor yani bir kanun hükmünde kararname bir ay içerisinde meclise gelip kanunlaşmak zorunda. Bunları getirmediler. 18 maddelik anayasa değişiklik teklifine ilişkin uyum yasaları ki 6000 tane yasanın değişeceği söz konusu. Bunlar gelmedi. Biz gelip bunları tartışacaktık. Ciddi anlamda vuracaktık. Ama tatile girecek galiba meclis. Şimdi dedikleri yani biraz çalışıp bayram tatiline girecekler. 15 Temmuz'da olağanüstü bir toplantı yapılacak. Hı hı. Sonrasında biraz daha tatile girecek. Ama onlar da buna inanmıyor. Yani biz de bilmiyoruz inanın ne olduğunu. Daha önce de gördük zira yani saraydan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen bir kararla hemen değişebiliyor her şey. Her şey değişebiliyor. Evet, o yüzden şey onlar da bilmiyorlar. Doğru söylüyorsunuz. Sonumuzu hayreylesin mi diyelim, ne diyelim Okan Bey? Hakikaten zor bir süreç. Yani, dikkatli olmamız lazım. Evet, bu süreçte inanın Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili olmaktan mutluyum, gururluyum, onurluyum. Çünkü ciddi bir savaş veriyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'yi artık yönetemiyor. Yönetemez duruma geldi. Ne ekonomisi düzgün Türkiye'nin, ne esnafın durumu iyi, ne çiftçinin durumu iyi, ne işçinin durumu iyi. Bakın taşeron işçiler. Yani... Eylem bile yapamıyorlar artık. Hı hı. OHAL yasası OHAL olduğundan beri. Evet yani Türkiye'ye yatırım gelmiyor. Ya şu OHAL'i kaldıralım diyoruz. Yani olağanüstü hallik bir durum yok. Terörle mücadele varsa yapın terörle mücadelesi. Gerçi bakın terörle mücadelede de yine şehitlerimiz var. Tamam kahraman Mehmetçiklerimiz ciddi bir operasyon yapıyorlar orada ama yani bizler üzülüyoruz. Niye? Çünkü ne dedi Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticileri? Siz bu 18 maddeyi kabul edin, bakın terör nasıl bitiyor. Bitti mi? Bitmez. İşsizlik azaldı mı? Şu an 400 bin tane öğretmen atanamadı. Ama %5 büyüdük. Yandaş gazetelerin manşeti öyle bugün. %5 büyüdük dışarıdan gelen parayla. İşsizlik ve enflasyonla ilgili bir yorum yapmayalım. Ama %5 büyümüşüz. Evet. Yandaş gazetelerin gündemi öyleydi bugün Okan Bey. Size kolay gelsin diyelim. Bir mesajınız varsa alalım. Evet. Şimdi tabii daha söyleyeceğimiz çok şeyler vardı. Mesajımız şu. Perşembe günü. Genel Başkanımızla beraber Yozgat'a gidiyoruz. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olmasına gerek yok. Muhalefette de olsa her zaman Türkiye'nin sorunlarına çözümler arayan bir partidir. Biz daha önce bir sürü rapor yayınlamıştık. Çayla ilgili, şeker pancarıyla ilgili, fındıkla ilgili, orman köylüsüyle ilgili. Şimdi Yozgat'a gidiyoruz. Orada Türkiye eskiden nohut ve mercimekte dünya birincisiydi. Bundan 15-20 yıl kadar önce. Şimdi bunları ithal ediyoruz. Biz yeniden
Yozgat'a ki giderek... Ki mercimek fazlaydı diye neler yapıldı değil mi? Kampanyalar aynen öyle, yapıldı hatırlıyoruz bunun tüketimi yani. İçin çok kampanya... Baklavası bile yapıldı yani. Her şey yapıldı. Biz diyoruz ki yeniden üreten bir Türkiye'yi kurabilmek için, Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkla buluşmasını gerçekleştirebilmek için Yozgat'ta önce sivil toplum kuruluşlarıyla bir kapalı grup toplantısı yapacağız. Basına kapalı bir toplantı. Oradaki sonuçlarımızı alarak genel başkanımız halka hitap edecek. Sonrasında da genel başkanımız halkla bir iftarda buluşacak, hı hı, Yozgat'ta. Hı hı. Niye Yozgat? Çünkü Yozgat eskiden nohut ve mercimeğin en fazla üretildiği bir yerdi. Şu anda Yozgat hem göç veriyor hem de üretim neredeyse hiç kalmadı. Biz orada yeniden Türkiye'nin üreten bir ülke olduğunu ve Cumhuriyet Halk Partisi politikalarıyla bunu başarabileceğini anlatacağız. Evet, sanki şöyle oluyor bu sohbetler, bende şöyle bir intiba uyandırıyor böyle sohbet edince. Hani derler ya hep, helva için bütün malzemeler var, bir türlü helvayı yapamıyoruz. Biz aynen de galiba tıkandık yani bu evet, anlamda. Evet, üretmeyen evet bir ülke haline gelmiş olmamız üzücü. Üretmeyen tabii ama tüketen bir ülke. Az önce gösterdiğim hayvanları vatandaşlarımız dikkate almasın. Yani o belki buzdağının çok ucunda bir yer. Bütün hayvanlar böyle anlamına gelmiyorum ama böyle hayvanlar, ölü hayvanlar, öle geldikten sonra ölen hayvanlarımız da var. Yani bunlardan rant sağlayan insanlarımız var. Yani bu işi şeffaf bir yönetim olmadığı için öğrenemiyoruz zaten. Aynen öyle. Biz bunları görerek gen soru verdik ve dedik ki Tarım Kredi örneğin genel müdürü neden 15 Nisan günü bütün çiftçilere 3 defa mesaj atıyor? Attığı mesaj ne biliyor musunuz? Evet istiyor. Yani siz niye Tarım Kredi gibi Atatürk tarafından kurulmuş, Atatürk bir nolu ortağı bakın gidiyor dilekçe yazarak beni diyor burayı kabul edin. Tekir çiftliğinde ilk Tarım Kredi kooperatifini kuruyor Atatürk. Böyle bir şeye ihtiyacım var mı? Emirle kurabilir ama insanlara örnek olsun, kooperatifler örnek olsun diye bunu kuruyor. Tarım Kredi kooperatiflerinin üreticiye daha ucuz gübre vermesi lazım, ilaç vermesi lazım, tohumluk vermesi lazım, yem vermesi lazım, mazot vermesi lazım. İlgilenmesi gereken konular bunlar. Evet aynen değil diyorsunuz. Ama yani neyle ilgileniyor? Bakın işte diyor ki genel müdür işte mesaj atıyor. Örneğin Şirin Payzlı'na mesaj atmış. Bakın bu da önemli. Şirin diyor sana artık AKP deme, AK Parti de talimatı gelmedi mi? Doğan ve paralel medya seve seve AK Parti derken sen ne ayaksın Şirin diyor. Ve Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafını koyarak Urfa çok güzeldi diyor. Yani Urfa'daki referandum çalışmasına gitmiş. Yani Tarım Kredi kooperatifleri bunlarla mı uğraşması politik lazım? Politik bir kariyer peşinde yani belli. Çiftçilerin sorunlarıyla uğraşması lazım. Biz bunları anlatmak istiyoruz. Onun için genç soru verdik. Evet, genç soru tabii AKP'nin oy çokluğuyla gündeme gelmesi reddedildi ama siz en azından problemleri gündeme getirmeyi başardınız. Tebrik ederiz ve kolay gelsin. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda o torba yasa görüşülürken her an zeytinlik gelebilir dedi Okan Gaydancıoğlu. Zeytinlik konusu her an gelebilir. Bu arada kıyıları ve meraları kaybediyoruz ama dedi. Onun mücadelesi de mecliste sergileniyor sevgili izleyiciler. Okan Bey'i uğurlayacağız. Programımız devam edecek.